Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde DT7 ve DT8 Max olan akıllı saatlerimiz duruyor. Ve bunların hem karşılaştırmasını hem de böyle karşılaştırma yaparken kullanıcı deneyimlerimden bahsedeceğim sizlere. İki saatimizi de yakından bu şekilde görebilirsiniz. Şu andaki DT8 Max saatimiz ve bu şekilde bizleri karşılıyor. Ekran parlaklıklarını kıstım. Şöyle açabilirim birazcık. Çünkü ekran parlaklığı açıkken birazcık kamerada yansıma yapabiliyor ve güzel bir şekilde bu siyah olan modelimiz bu elimde tuttuğum ise DT7 Max olan modelimiz bu şekilde bir kendime ait özel Pikachu tasarımı yaptırdım zaten videoda görmüş olduğunuz Pikachu da bu Pikachu'dan diyebilirim sizlere burada saatimiz gri olan yani gümüş olan versiyonu ve bu saatimizde bizleri bu şekilde karşılıyor diyebilirim sizlere şimdi detaylı olarak iki saatin özelliklerinden bahsedeceğiz neler yapabiliyorlar, nasıl bir karşılaştırma yapabiliriz diye bunları ele alacağız. Öncelikle ilk olarak DT7 Max'i kullanıyorum hali hazırda. Hala böyle arada taktığım saat arasında diyebilirim. Farklılık yaptığımda sürekli değiştirdiğimde DT8 Max'e geçiyorum. 2 saatte kendi özellikleri olarak çok farklı özelliklere sahip diyebilirim sizlere. İkisinin de yapısı, ikisinin de farklılıkları mevcut. Kanalda DT7 ve DT8 Max saatimizi inceledik zaten. Onların videosuna da ulaşabilirsiniz. Ben bu saatlerde bugün kullanıcı deneyimlerimi bunun artısı dezavantajı ve bunun dezavantajı ve artısından bahsedeceğim. İkisi de kendisine göre dezavantajı ve artıları bulunuyor. Kordon yapısı olarak zaten ikisinin de kordonu aynı. Bu arada açıklamada iki saatinde linki bulunuyor. Diğer yapı olarak da şu malzemelere bakacak olursak. Direkt zaten bu yapı malzemelerimizde dış kalitesi olarak ikisinde de aynı. Bundaki siyah versiyonu DT8 Max bir üstü. Bu da DT7 Max bir alt versiyonu ve yapılar olarak zaten çizilmeye ve toza suya dayanıklı IP68 sertifikası bulunuyor 2 saatimizinde. Şimdi birazcık saatleri göstermek istiyorum. Menülerini arayüzlerini neden almalıyız neden almamalıyız Sonrasında tekrardan bilgilendirme paylaşacağım sizlere ama yani şu saatin özelliği her ne kadar diğer saatlerde olmasa da bunun özelliği biraz daha az olsa benim tercihim şu anda bu oluyor ama tercih etmeme sebebimi de size birazdan anlatacağım çünkü bazı durumlarda DT7- tercih edemiyorum çünkü bazı durumlarda beni gerçekten zorluyor. Ve DT8 Max'e geçiyorum. DT8 Max beni gerçekten bazı durumlarda çok çok kolaylaştırıyor işlerimi ve zor duruma sokmuyor. Nedenine birazdan geçiyoruz. Hadi o zaman hemen saatlerimizin menülerine geçelim. Şimdi ilk önceliğimiz DT7 Max'imizin bu şekilde yakından bir tasarımına bakmak olacak. Görmüş olduğunuz gibi yanında bir adet hoparlör ve mikrofonu bulunuyor. Bir adet düğmemiz ve bir adet de kran tekerimiz bulunuyor. Ekranımızı şöyle göstereyim hemen sizlere parlaklığının sonuna kadar açtığımızda gayet parlak, gayet güzel bir ekrana sahip. Şimdi genel özelliklerinden bahsedeyim sizlere. 11 farklı teması bulunuyor bunun. Zaten hemen buradan bastığınızda temalar arasında geçiş sağlayabiliyorsunuz. 380 mAh bir bataryası bulunuyor ürünümüzün. Bluetooth 5.0'ı destekliyor. Ekran tam ortalanmış bir şekilde. Onu da hemen size şöyle göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi ekranımız tamamen ortalı ve hemen şöyle değiştirip farklı kadranları da sizlere gösteriyorum. Birazcık ekranı kısacağım ki yansıma yapmasın diye. Şu şekilde görmüş olduğunuz gibi ekranımız tamamen ortalanmış bir şekilde bizleri karşılıyor. 20 adet kişi aktarabiliyoruz telefonumuza ve 1.90 inç bir ekranı bulunuyor. Benim daha öncelikle en çok kullandığım menü az önce ilk giriş yaptığımız menü diyebilirim. Hemen ona tekrardan geçiş sağlıyorum. Şu kran tekerini iki kere bastığınızda menüler arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Şimdi ayarlar kısmımızda burada dil zaten mevcut Türkçe'yi direkt seçebiliyorsunuz ve Türkçe'yi seçtikten sonra da direkt Türkçe dil olarak kullanılabiliyor. Parlaklık menüsüne geleceğim. Burada ekran görüntüsü ekran görüntüsü dediği hemen size gösteriyorum. Şu always on display yani ekran kapalıyken bu şekilde saatin ekranı olan bir yer diyebiliriz. Şimdi tekrardan açıyorum ve diğer parlaklık ve ekran çözümünde burada ekran kapanma süresi gözüküyor. İşte 5 saniyeden 30 saniyeye kadar ayarlayabiliyorsunuz bunun ekran kapanma parlaklığını da. Onun dışında göstereceğim diğer özellikler. 3 tasarruf modu bütün saatlerde bulunuyor zaten. Mod seçimi yapabiliyorsunuz veya şifre koyabiliyorsunuz ana ekrana. Bu şifreyi koyduğunuzda ki ben koyuyorum hemen size şu şekilde de göstereyim neden koyduğumu da anlatacağım. Şimdi mesela şifre koyduk. Açtık. Hemen şifre bölümü çıktı. Genelde ben bu saati kullanırken bunda kordon kilitleme özelliği olmadığı için kordon kilitleme daha doğrusu ve kordon kilitleme özelliği olmadığı için saat sürekli montun yani şuranıza taktığınızı düşünün hiç kısma geliyor ve bir yerlere sürtünüp sürekli böyle menülere giriyor. Başka bir yerler açıyor diyebilirim. DT7 Max'teki en dezavantaj alıcı nokta bence kadran kilitleme özelliğinin olmaması. Solda ayrılmış bir ekran gözüküyor. Burada gelen bildirimlerinizi bağladığınızda görebiliyorsunuz. Bu BT da bütün zaten saatlerde bulunuyor ve buradan bunu açtığımızda telefon görüşmesi yapabiliyoruz. Onun dışında yukarıdan aşağıya kaldırdığımızda burada i butonu var bu telefonumuzu bağlayabileceğimiz QR kod. Onun dışında burada titreşim yani daha doğrusu BTK'lı kapatıp açmamıza yarıyor. Ve telefon üzerinden çalan müzikleri buradan ileri geri yaparak kontrol edebiliyorsunuz. Bu çoğu saatte olmayan bir özellik diyebilirim. Su tahliye modumuz var. Burada bir titreşim yapıyor ve içerisinde su varsa onu kapatıyor. Bu da flash modumuz. Burada bir kere titriyor ve böyle bir beyaz ekran açıyor ki karanlıkta yolunuzu görebilin diye. Bu çok fazla işe yaramıyor. Acil durum sinyali onun dışında diğer özelliklerimizde zaten burada güç tasarruf modunu direkt buradan etkin edebiliyoruz. Burada da zaten işte telefonumuza bağladığımızda odak modunu açabiliyoruz. Şimdi şöyle bakın mesela tasarım olarak baktığımızda gayet şık bir tasarıma sahip. Gördüğünüz gibi mikrofonumuz, yan tuşumuz ve kran tekerimiz ve hani baktığınızda kimse bunu aslında çakma mı ya da replika mı diyemiyor anlayamıyor. Ben mesela bu temayı da çok kullanıyorum çünkü tamamen siyah üzerine kurulu olduğu için güzel bir görüntü sağlıyor. Ve yan tarafımızda da zaten hoparlör çıkışımız bulunuyor ve buradaki hoparlör çıkışımızda da sesi alabiliyoruz. Gayet görüşme sesini temiz veriyor ve karşı tarafa da temiz bir görüntü yani daha doğrusu ses iletebiliyorsunuz DT7 Max'te. Şu anki bu DT7 Max. Şimdi DT8 Max'ten bahsedeceğim sizlere. DT8 Max'imizin de 2.01 ekranı bulunuyor ve hemen şöyle menümüzü bir açalım. Menüyü açtığımızda gene bunda da e, tema olarak 11 farklı tema zaten aynısı. Şu anda görüyorsunuz temaları bir şekilde. Ben sizlere hepsini göstermeye çalışıyorum. Ve parlama yapmaması için de elimden geleni sağlıyorum. 380 mAh bunda da batarya aynı. Zaten değişiklik yok. 420 480 piksel bir ekranı var ve IPS bir ekrana sahip. DT7 Max'te bu da aynı şekilde 420'ye 480 piksele sahip bir ekranı bulunuyor ve IPS. 45 milim bir kasa yapısı bulunuyor. Kasa yapımızı da şu şekilde göstereyim. Bundaki biraz daha mat mı desem ya da parlak bir kasa mı desem kimisi buna parlak kimisi mat diyor. Kadran kitleme özelliğimiz bulunuyor. 2 adet oyun bulunuyor bu saatimizde. Zaten oyunlar arasında hani oyun çıktığı zamanlarda saate ilk DT8 Max'e gelmişti ve 200 kişi rehbere ekleyebiliyorsunuz. Şimdi şöyle bir özellik göstereceğim sizlere. Az önce demiştim yani ya, telefon kolumuza çarpıyor ve sürekli bir yerlere gidiyor. Burada saatimizin üstüne uzun süre bastığımızda diyoruz ki bu kadranı kitle. Veya uzun süre basıyoruz diyoruz ki bu kadranın kilidini aç. Ve bu sayede telefonda herhangi bir şekilde hemen şöyle göstereyim kilitliyse. Bakın gördünüz mü kran tekerini döndürüyorum ve kadran hiçbir şekilde değişmiyor. Bu da çok güzel bir özellik çünkü bir yere bastığınızda vesaire hiçbir problem yaşamıyorsunuz. Şu alttaki tuşumuza bastığımızda ise burada son kullandığımız hemen gösteriyorum. Menülerimiz açılıyor ve buradan direkt atıyorum dile bastığınızda dile giriyor. Ve isterseniz de en alt kısımdan silip kapatabiliyorsunuz ve şu anda boş. Şimdi bunun da hemen size şöyle ayarlar menüsünü ufaktan bir göstereyim. Ve şöyle yapacağım birazcık ekran parlaklığımı kısacağım ki parlamasın. Mesela ben buradan da hareket ettirebiliyorum kran tekeriyle. Böyle aşağıya daha hızlı bir şekilde gidiyor. Çünkü bu tarz saatlerde bazen donma kasma yaşayabiliyorsunuz. Hani şöyle çok akıcı bir ee, elde... Deneyim sağlayamıyorsunuz ama kasma donma dediğim de böyle bir saatte bir yere girmeden bahsetmiyorum. Burada dil bölümümüz bulunuyor gene. İsterseniz kadranı değiştirebiliyorsunuz ve diğer hani başka seçenekleri de oradan ekleyebiliyorsunuz. Bu arada kanımıza resimlerinizi yüklemek isterseniz bir Pro uygulamasıyla yükleyebiliyorsunuz. Onu da gösteririm sizlere. Titreşim yoğunluğumuzu ayarlayabiliyoruz. Bayağı iyi titreşim veriyor zil sesi ayarlarımız bulunuyor. Gelen aramadaki zil seslerini telefondan mı hani çalan müzikle gelsin yoksa bunun kendi ayarlarından mı gelsin diye bölümler var. Mesaj tonu, alarm saati hepsini buradan ayarlayabiliyorsunuz. Bu saatte özelliklerimiz DT7 Max'e göre biraz daha fazla diyebilirim. Sonrasında zaten fabrika modu vesaire bulunuyor. Ve hani içerik olarak zaten birçok saatte işte diyoruz ya adım sayar, işte bilmem ne. Bunların hepsi zaten bulunuyor. Ve bu saatte mesela hava basıncı ölçebiliyorsunuz. Yani bir tek özellik aslında ekstradan bu var diyebilirim sizlere. Biraz parlaklığını açacağım. Şimdi oyun oynama dediğimde de mesela bulmaca diye bir oyun var. Şu şekilde netlesin kamera. İşte şöyle basıyorsunuz. Bulmaca çözmeye çalışıyorsunuz. İşte bulmacayı çözünce zaten oyun bitiyor. Farklı da bir modu yok bulmacanın. Şöyle tam ortaladım mı güzel bastım mı oynuyor bu arada. Bu oyunumuzda bu şekilde. Sonrasında diğer oyunumuzda köstebek vurma diye bir oyun işte buradan kafasını çıkartan köstebeklere bu şekilde vurarak oynuyorsunuz. Şimdi başka hangi özellikler var? İşte burada bayan asistan modu var. Meraşlaştırmasını çok istemiştiniz. Bunun da şöyle hemen dış tasarımına bakarım. hoparlörümüz burada görmüş olduğunuz gibi crown tekerimiz ve diğer tuşumuz burada gözüküyor. Arkadaki zaten yerimiz böyle. Artık bu kasanın parlaklığını size bırakıyorum. Sizce mat mı yoksa e, parlak bir kasa mı olduğunu buradan görebilirsiniz. Onun dışında zaten el feneri modumuz bunda da bulunuyor. Bunda bastığınızda bu şekilde açılıyor ve kapanıyor. Biraz da aslında DT7 Max'e göre geliştirmeler yapılmış diyebilirim. GPS hareketi hepsini buradan görebiliyorsunuz konumunuzu vesaire. Hava zaten hepsinde bulunuyor. Kaç derece olduğu vesaire. Uyku modu burada işte nasıl uyudunuz, kaç saat uyudunuz gibi verilerinizi kaydedebiliyorsunuz. Ben bunda şöyle bir şey söyleyeyim size şimdi. 2 saati de elime alıyorum. Hemen bunun şifresini giriyorum. Evet bu saat bu saat mesela biraz daha e, eski bir saat DT8 Max'e göre ama gördünüz mü bakın bildirimler menülerinde yani yazılarda DT8 Max yani şu soldaki bu saatimiz daha büyük. DT7 Max daha küçük. Ben mesela bunu çok fazla sevmedim. Keşke yazı tipi de aynı DT7 Max'teki gibi yani bu saatteki gibi küçük ve güzel olsaydı. Çünkü bu biraz daha büyük kalıyor. Sanki biçimsiz gibi duruyor diyebilirim sizlere. Şöyle arasındaki farkı aşağı inerek yavaş yavaş da gösteriyorum. Mesela DT8 Max böyle. DT7 Max'te bu şekilde görmüş olduğunuz gibi daha tatlı daha küçük duruyor ama bunda olan özellikler genelde bunda yok ya da bunda olan özelliklerin hepsi bunda var. İşte bir yerden alıp bir yerden kısıyorlar. Yer alıyor. Arka hemen sensörlere geçtiğimizde DT8 Max'teki sensörler biraz daha arttırılmış gibi gözüküyor. Bu da DT7 Max'in sensörü gördüğünüz gibi bence teknik detaylarını ve özelliklerini gösterdiğimi düşünüyorum 2 saatimizin de. Şimdi ben bunların incelemesini yaptığımda kanalımda hep bana şu deniyordu. DT7 Max ve DT8 Max'i karşılaştır. Şimdi ben size görsel olarak gösterdim biraz da detaylarından bahsedeceğim. Öncelikle ben DT7 Max'i daha çok seviyorum. Nedenini şöyle söyleyeyim. Bana sanki biraz daha kibar gibi geliyor ve o yazı tipleri çok hoşuma gidiyor küçük olduğu için dt 8 Max'te de şöyle bir özellik var. Aslında ekranı daha büyük, daha kullanışlı oluyor ve şöyle de bir durum var. Kordon kilitleme özelliğiyle güzel bir şekilde dışarıda işte şimdi mesela kış havasındayız. Mont giyiyoruz üst üste biniyor montumuz ve saatimiz direkt olarak montun altında kalıyor ya da işte switch örtümüzün şu altında şu kısımda kalıyor ve sürekli bir yerlere dokunup farklı menüler aralarında geçiş yapabiliyor. DT7 Max için söylüyorum şu saat için ki çok bunun müzdaripliğini yaşadım. Hatta yanlışlıkla telefon bile açmışlığım var. Yani gelen aramayı saatin üzerinden açmışlığı var. Sadece sürtünerek ve açmak istemediğim bir telefon numarasıydı. Öyle söyleyebilirim sizlere. Ama DT8 Max'te kordon kilitleme özelliği olduğu için kilitledikten sonra herhangi bir yere giriş sağlamıyor. Ve bu da güzel bir durum hem en azından menüler arasında geçiş yapmıyorsunuz. Bakın şöyle göstereyim sizlere. Yani kordonu kilitledikten sonra istediğiniz gibi müdahale ettiğinizde herhangi bir geçiş sağlamadan bu şekilde duruyor ve bu özellik gayet hayat kurtarıyor diyebilirim. Şimdi saat olarak diyorsanız ki hangisini almalıyım diye ikisini de tercih edebilir. İkisini de alabilirsiniz. Hiç problem yaşamadan kullanabileceğiniz ikisi de bir saat diyebilirim sizlere. Ama hani tercih olarak benim dışarıda yani kış aylarında en çok tercih ettiğim DT8 Max diyebilirim. Çünkü en azından koluma şöyle taktığımda herhangi bir yere üstüne mont geldiğinde bir şey olduğunda herhangi bir yere girmeden en azından problemsiz kullanıyorum. DT8 Max'i de daha böyle küçük minimalist bir tasarım ve gri olduğu için ve gri de bence yani gümüş renginde DT7 Max saatin serisindeki bence en iyisi DT7 Max gümüş saat serisinden bahsediyorum. Işılaştırmalarımızı yaptık dediğim gibi buna 20 kişi rehber atayabiliyorsunuz buna 200 kişi. Bunun ekranı 1.90 inç bunun 2.0 380 mAh ikisinin de bataryası bulunuyor. İkisinin özellikleri de hemen hemen aynı ama ikisinde de farklılıklar var. Şu kanala bir abone olursanız gerçekten beni memnun edersiniz. Elimden gelen çabayı sağlıyorum. Bir şeyler yapmaya çalışıyorum. O yüzden birlikte bir kemik kadro oluşturalım. Kemik bir kardeşlik, arkadaşlık oluşturalım. Yorumlarda buluşalım. Daha fazla incelememi istediğin ürün varsa yorumlar kısmına yazmanı bekliyorum. Youtube, TikTok, Instagram hesaplarımı da takip etmeni isterim. Ki oralarda anlık olarak paylaşımlar yapıyorum. Bu arkamda incelemiş olduğum çoğu ürünü ...çekiliş ile Instagram hesabımdan sizlere vereceğim. Çekiliş dediğim işte bir yorum yap, takip et gibi bir şey. E sonrasında bir çekiliş sayfası var zaten biliyorsunuz. Oradan direkt otomatik çekilişe katılacaksınız. Çıkan kişi işte saat olur, kulaklık olur, ne bileyim farklı bir şey olur bunları sizlere göndermeyi düşünüyorum. Çünkü bunları bize markalar gönderiyor ve evimizde birikiyor. Yakın çevremize tabii ki de ilk öncelikle veriyoruz. Eşimize, dostumuza. Sonra kalan ürünleri de zaten ne yapacağız? Sürekli iki tane saat bana yetiyor. Bir üçüncüsünü, dördüncüsünü ne yapayım? Sizlere, arkadaşlarımıza hediyeler olarak vermiş olacağım. O yüzden Instagram, TikTok, YouTube hesabımızı takipte kal böyle ufak hediye çekilişlerimizden de yararlan. Şimdiden izlediğin için teşekkür ederim. Burada bir yorum atarsan da videoya görüşünü gösterirsen 2 saat içinde teşekkürlerimi sunuyorum. Görüşmek üzere hepinize bay bay.